Kaza süsü vererek 12 kişi öldürdüm. Mehmet Ali Çayıroğlu. Abi kaza süsü vererek 12 kişi nasıl öldürebiliyorsun ya? Tek kırma av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 151 kuru sıkı tabanca mermisi. Gene Müge Anlı mı çözdü bu olayı? Tacize uğruyoruz şu an falan. 4 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, eski tip askeri kamuflaj, Bu tip nasıl 12 kişi öldürmüş ya? askeri tip eldiven. Vallahi insanları tipten yargılamayacağım. Zaten yargılamıyordum da. Sadece hani Kürt'e benziyorsa ondan yargılıyordum. Etnik köken yargılıyordum ben. Ama tipten mesela bu adamı yolda görsem derim ki yani bu adama bir şeyimi emanet ederim. Hani öyle bir nur inmiş derler ya. Benim arkadaş çevresi aynı. Nur inmiş derler ya. Meymenetsiz bir surat ama. Nur inmiş hani bu adam TikTok'ta dolaşıyor. Hanımefendilerin TikTok'larına yorum atıyor. Çok güzelsin bugün kalp kalp gibi bir tipi var. Öyle bir tipi var. 3 tane çocuğu var. TikTok'una giriyorsun. Çocuklarının da paylaştığı TikTok'lar var. Ama yorumları görülmüyor zannedip. Beğendikleri görünmüyor zannedip. Böyle bütün dünya üzerindeki TikTok'taki bütün 45 yaş üstü dul kadınların altında mesaj atan adam bu. Halaskalar, asker şapkaları, kamuflaj yine pantolonlar evde çıkıyor. Bakarız. Onur abim çok iyi yapıyor ya belgeselleri. Ben seviyorum bundan izlemeyi Onur Merhabalar, ben abinin. Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone Beğeniyoruz. olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bir seri katil düşünün, böyle teknolojik zamanlarda ev ev gezip cinayet işleyebiliyor. Hem de bu Allah Allah. cinayetleri kasap dükkanında satmak için hayvan çalarken işliyor. İşlediği suçlara verdiği kaza süsüyle... Kasap dükkanında hayvan satarken işliyor. Kasap dükkanında hayvan satmak için hayvan çalarken. What? 2018 yılında Ordu şehrinin üzerine kara bulut gibi çökmüştü. İnsanlar nasıl bu kadar fazla kazanın yaşandığını düşünüyordu. Sanki üzerlerinde cezen bir kötülük vardı. Abi bakar mısın? Bakar mısın ya? Ya şey demeyeceğim ama ya şimdi YouTube'da falan boş yapıyorsun diyecekler de yapacağım bu boşu. Şimdi Amerika'nın seri katillerine bakıyorsun. Tamam mı? Bir hani şeyleri var. Adı nedir? Bir lookları var hani boşuna böyle Charles Manson'ın işte Jeffrey Dahmer'ın falan böyle hayranları olmuyor. Bir de bizimkine bakıyorsun. Anladın mı yani? Şimdi düşünsene bu adam içerideyken aşık olan kızlar işte mektup atanlar falan olur mu sizce? Hayatımızın bir noktasında hepimiz bir katilin yanından geçmişizdir ya. Muhabbet kuşu gibi. Harbiden garip. Hiç beklemem ya. Bilinene göre her şey 8 Nisan 2018 günü başladı. Tursun Kurt, 5 sene önce. Ormancık köyündeki evinde 4,5. yalnız yaşıyordu. Bir hayvanları vardı, bir de kendisi. 70 yaşındaki adam kendi halinde sıradan bir hayat yaşıyordu. Durduk Kaç yere yaşında? 70 yaşındaki Yetmiş yaşında. adam kendi halinde sıradan bir hayat yaşıyordu. Durduk yere başına bir iş geleceğini hiç düşünmemişti bile. O günün gece saatleri geldiğinde her yer kapkaranlık olmuştu. Dursun'un etrafındaki ev o tarihlerde boştu. Bazı köy sakinleri kışın şehre gidiyor, yazın tekrardan köye geliyordu. Her yer o kadar sessizdi ki çıt çıksa duyabilirdi. Karanlığın içinden beyaz açık kasalı bir kamyon motor gürültüsüyle ve farlarıyla bu sessizliği bozmuştu. Dursun sesi duyunca cama doğru baktı. Katil aracından inmiş eve doğru yürüyordu. Ev sahibi geleni görünce kim olduğunu hemen anladı. Daha önce hayvan pazarlığı için de görüşmüşlerdi. Davetsiz misafir ve ev sahibi arasında o saatten sonra her ne geçtiyse ahırdan ve evden dumanlar yükselmeye başladı. Allah Alevler kısa Allah. sürede her yeri sarmıştı. Yangının şiddeti gittikçe artınca evin çatısı da çökmüştü. Ağır bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı. Akkuş ilçesinden buraya gelen birisi evin üzerinden dumanlar çıktığını gördü. Hemen itfaiye ve ambulansa haber verdi. Ekipler yangın çıkan eve geldiğinde her şey çoktan kül olmuştu bile. İçinde hayatını kaybeden Dursun Kurt gibi. Neydi şimdi bu? Bir anda yangın çıkmış ve yaşlı adam hayatını mı kaybetmişti? Ev o kadar kötü yanmıştı ki inceleme yapmak imkansızdı. Bu yüzden yangının nereden çıktığı veya hırsızlık olup olmadığı da belli değildi.
Nasıl ya? Anlamıyorlar mı abi orada araba izlerinden falan? Hani bu adam tek yaşıyor. Hiç mi anlaşılmıyor ya? Bruh. Çocuklarına göre kimseyle bir düşmanlığı yoktu. Hiç kimsenin aklına cinayet fikri gelmiyor. Bu ne abi? Ya. Türkiye'nin katili ya. Bu kelime ağza bile alınmıyordu. Haliyle kurtun ölüm nedeni raporlara yangın olarak kaydedildi. Adam 12 kişi öldürmüş. Ne zorbalısı, linç. O gördüğün adam 12 kişi öldürmüş. 8 Nisan'da yaşanan olaydan 25 gün sonra 3 Mayıs tarihinde bu kez de başka bir köyde hareketlilik yaşanacaktı. Adres bu sefer Dağyolu Köyü'ydü. Şeker Köseoğlu isimli 64 yaşındaki kadın Dursun gibi hayvanlarıyla birlikte tek başına yaşıyordu. Onun da eşi hayatını kaybetmişti. En son 3 Mayıs 2018 saat 16:30'da evinin önünden geçen servistekiler tarafından canlı görülmüştü. Aynı günün akşam saatlerinde kapısına bir kamyon yanaşmıştı. Kamyon evde kimseyi göremeyince sipariş edilen gübreleri kapıya bıraktı ve bu bölgeden uzaklaştı. Sabah olunca yeğeni yanına gelmişti. Ama Köseoğlu evde değildi. Üstelik hayvanları da ahırda değildi. Yeğeni durumdan şüphelenince çocuklarına haber verdi. Ya Bu adam galiba şeyi seçiyor, seri katil. Anladığım kadarıyla tek başına yaşayan ve hayvanları olan insanları seçiyor, değil mi? Buradaki şey, hayvanları hırsızlıkla alıyor zaten. Kasaba satıyor gibi bir olay vardı, değil mi? Yaşlıları öldürüp kimsesiz olduğunu düşünüp yani. Yaşlı kadının çocukları birçok kez telefonla aramalarına rağmen ulaşamadılar. Daha sonra eve gelip bir şekilde içeriye girmeyi başardılar. Görünüşte hiçbir tuhaflık yoktu. Ev gayet düzenliydi. Ama Şeker Köseoğlu evde yoktu. Oğlu evin içinde gezerken annesinin boynuna taktığı altın kolyesinin ve tüfeğinin olmadığını fark etti. Oğlu Recai her yere bakıp yine de annesini bulamayınca çareyi Müge Anlı'nın programına çıkmakta buldu. Olay televizyon Allah Allah. programına kadar gidince tüm Türkiye bu kaybolma vakasını merak etmeye başladı. Bir ara eve gübre getirenlerden de şüphelenilse de onların olayla bir ilgisi yoktu. Şeker Köseoğlu davası gittikçe büyüyordu. Medya tarafından takip edilir olan kayıp vakasında tüm ekipler Evet, seferber linç. olmuştu. Her yer aranırken acı gerçek 8 gün sonra 11 Mayıs'ta ortaya çıktı. Ormanın içinde Köseoğlu'nun cansız bedeni bulunuyordu. Burası yaşlı kadının köyüne 8 kilometre uzaklıktaydı. İlk incelemeye göre tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Cansız bedenin bulunuşu televizyon programı sayesinde tüm Türkiye tarafından izlenmişti. Bu arada katil de aynı zamanda yaptığı şeyi televizyonda takip ediyordu. Herkes yaşlı kadına bunu yapanın bulunmasını istiyordu. Ancak katil arkasında delil bırakmamıştı. Yalnız Nasıl yaşayan ya? ve köyde tek başına duran bir eve saldırması hiç de tesadüf değildi. Anlaşılan burayı bir süredir takip etmişti. Acılı aile televizyonda katilin bulunması için uğraşsa da dava soğumaya başladı. 25 gün arayla iki cinayet işlenmişti. Ancak henüz bunları birbirine bağlamak için sebep yoktu. Zaten bir tanesi direkt Ulan dedim ne kazaydı. oluyor? Yine Ordu Akkuş'un bir köyünde vakit tüm sıradanlığıyla devam ediyordu. Bu sıradanlığı bozacak birisi vardı. 87 yaşındaki Hasan Bayram hayvanlarını beslemiş, akşam saatlerinde evine çekilmişti. Tıpkı kendisinden önceki hayatını kaybedenler gibi. Gece evinde uyuklarken dışarıdan bir ses duydu. Sese doğru Allah baktığındaysa Allah. ağaçların arasında hareket eden fenerin ışığını görmüştü. Belki hırsız olabilirdi. Durumdan şüphelendiği için evindeki tüfeği aldı ve havaya ateş etti. Anlaşılan karanlığın içinden gelen kişi korkmuş olacak ki geri gelmemişti. Sonraki gün köydeki birkaç kişiye böyle bir durum yaşandığını anlatmıştı. Hasan Bayram ilk akşam kurtulmuştu. Tabii katilin inatçı olacağını nereden bilebilirdi? 12 Temmuz akşamı evine bir misafir gelmişti. Aslında misafir sayılmazdı. Sık sık Bayram'ın yanına gelen bir arkadaşıydı. Birlikte çay içtikten sonra İlhan bu evden ayrıldı. Misafirin gitmesiyle birlikte ağaçların arasından el feneri yeniden görünür oldu. Katil bu kez yakalanmadan kapıya kadar gelebildi. Üzerinde askeri kamuflaj vardı. Elinde ise telsiz. Yaşlı adam üçüncü kurbandı. Evinin kapısına geleni jandarma sanmıştı. Ancak katilin ta kendisiydi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ödüm bokuma karıştı ya. Bu Halloween'den dolayı mı böyle bir edit? Allah'ım.
Düşünsene kapıyı açıyorsun böyle bir tip var karşında. Gecenin bir saati. Sabahın erken saatlerinde evine gelenlerden birisi içeriye girdiğinde yoğun bir gaz kokusu olduğunu fark Jump etti. Evin scare yemin içinde ederim. biraz daha ilerlediklerinde Hasan Bayram'ın uyku pozisyonunda yattıklarını gördüler. Aslında yaşlı adam çoktan ölmüştü. Açık kalan iki tüp ile Bir dakika dayanamadıklarını nasıl? gördüler. İçinde biraz daha ilerlediklerinde girdiğinde yoğun bir gaz kokusu olduğunu evine gelenlerden birisi içeriye girdiğinde yoğun bir gaz kokusu olduğunu fark etti. Evin içinde biraz daha ilerlediklerinde Hasan Bayram'ın uyku pozisyonunda yattıklarını gördüler. Aslında yaşlı adam çoktan ölmüştü. Açık kalan iki tüp ile dayanamamış zehirlenmişti. Bu olayla ilgili çok önemli bir detay vardı. Ancak güvenlik güçleri bunu fark etmemişti. Hayatını kaybeden Bayram'ın bileklerinde çizik ve kanamalar vardı. Yani çok büyük ihtimalle bağlanmıştı. Her nedense bunun üzerine gidilmedi. Ölüm... Türk polisi bro. Jandarma bro. Ölüm nedeni tüp zehirlenmesi olarak belirtildi. Katil cinayetleri işliyor, arkasından kazayla ilgili raporlar hazırlanıyordu. Böyle bir durum oluşunca katil de rahat etmeye ve hırsızlığını Allah'ım ya Rabbim bu daha korkutucu olmaya başladı şimdi ya. arttırmaya başladı. Hasan Bayram'ın evinde yapılan incelemeden sonra tüfeği ve hayvan... Bu adamın asıl amacı insanları öldürmek mi? Yoksa insanların sahip olduğu hayvanlara sahip olmak mı? Hani asıl şeyi hırsızlık ama yoksa keyfine bunları da mı öldürüyor? Oraya gitmişken. ...hayvanları yerinde yoktu. Bu arka arkaya yaşanan üçüncü vakaydı. Çok geçmedi. Sadece 11 gün sonra yakın bir köyde başka bir vaka daha yaşandı. 78 yaşındaki Sabri Güneş'in evi sabaha karşı alevler içindeydi. Yangın söndürüldüğünde 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Güneş'in oğlu ve gelini de o sırada yanındaydı. Eve tadilat yapmaya gelmişlerdi. Gün içinde elektrik aksamlarındaki bazı sorunlardan dolayı eve elektrikçi getirmişlerdi. Bu yüzden ilk başta yangının elektrikle ilgili bir sorundan dolayı çıktığı düşünüldü. Ancak rapor tutulamadı. Yangın çok fazla şiddetliydi. Allah İnceleme Allah. yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Cansız bedenlerin kimlikleri ancak 18 gün sonra DNA analizi... Buradan ben şeyi anlıyorum şimdi yani taktik veriyor gibi de olmayayım da doğru mu anlıyorum diye soruyorum. Mesela ben bir adam öldürdüm. Cesedi yakarsam eğer problem mi yok? Yani böyle mi anlamalıyız? Gerçi nereye gittin, nereye geldin bulunur da hemen de. Doğru mu anlıyorum şu an bilmiyorum. ile tespit edilebilmişti. Akkuş bölgesine dadanan seri katil belli ki herkesi dikkatlice izliyordu. Belki de yangına kaza süsü vereceği fırsat elektrikçinin gelmesiydi. Ev yanıp kül Allah olduğu için Allah. eksik bir şey var mı diye tespit yapılamadı. Tek eksik yine hayvanların olmamasıydı. Akkuş ilçesinde garip olaylar yaşanmaya devam ediyordu. Arka arkaya bu Üç harfli gelmiştir ya. kadar kazanın olması normal miydi? Tek yanmayan beden olan Hasan Bayram'ın bileklerinde izler vardı. Belki diğerleri olmasa da Bayram'ın ölüm sebebi kaza olmayabilirdi. 31 Temmuz günü katil gözüne yeni bir hedef kestirmişti. Aslında hedefini 20 Temmuz'da çoktan belirlemişti bile. Züccaciye dükkanı sahibi karı kocanın dükkanına giderek alışveriş yapmıştı. Yeni Hiç ciddiye alamıyorum ya. Hiç ciddiye alamıyorum şu an. Olayın büyüklüğünü ciddiye alamıyorum. Şaka postu gibi. Sanki shit post izliyormuşum gibi ya. Hani bu bir sağdaki yayıncıymış da izleyenleri böyle shit post yapmış. Anladın mı? Böyle bir durum içinde izliyormuşuz gibi. Yani olayın ciddiyetinin farkına varamıyorum. Tipten dolayı. Hedefi Türedi ailesiydi. 31 Temmuz gecesi de harekete geçme zamanıydı. Askeri kamuflajlı bir adam ailenin evini karanlıkta izliyordu. Uyuduklarını görünce evin yanına doğru ilerledi. Kapıya gelince jandarma diye seslenerek kapıyı açmalarını istedi. Senayi Türedi bu durumdan şüphelenmişti. Yanına ne olur ne olmaz diye kuru sıkı tabancasını da aldı. Helal be. Adam kapıyı açtığında karşısında kamuflajlı, elinde tüfekle birisi bekliyordu. Mecburen içeriye almak zorunda kaldı. Aslında Senayi bu adamı tanımıştı. Ama yapacak bir şey yoktu. Artık onu içeriye almışlardı. Katil ikisini de yere yatırarak arkadan ellerini plastik kelepçeyle bağladı. Sonra da gazı açıp evde çalabileceği eşyaları aradı. Seri katil çok sistematik çalışıyordu. İçeride işini halledip dışarıya çıkıyor,
Daha sonra kurbanlarının öldüğünü fark edince içeriye geri girip ellerindeki plastik kelepçeleri kesiyordu. Böylelikle olayın doğal görünmesini sağlıyordu. Ertesi gün anlaşılmıyor mu abi bileklerinden falan? Ailenin bir akrabası tarafından cansız bedenleri evin içinde bulundu. İlk etapta yine kaza olarak raporlara geçildi. Artık kurbanların aileleri bu raporu kabul etmiyorlardı. Bu işin içinde bir iş vardı. Ailenin çocukları eve giderek eksik gedik var mı diye araştırma yaptılar. Gördüler ki babalarının kuru sıkı tabancası ve cüzdanı yoktu. Bu vakanın kesinlikle cinayet olduğu üzerine savcılık makamına baskıda bulundular. Bu baskı da sonuç verdi. Adli tıp ikinci otopside bileklerde plastik kelepçe izleri buldu. Artık bu olayın kaza... 5 kişi, 5 ya da 6 kişiyi öldürdü. Aynı şekilde adli tıp... Bravo. Cinayet olduğu belliydi. Türedi ailesi birisi veya birileri tarafından hayattan koparılmıştı. 7 Ağustos günü katil yeni hedefine odaklanmıştı. Artık sonunda bir hata 31 yapacak. Temmuz, özgüven... 31 Temmuz'da öldürdü. 7 Ağustos'a geçtik. Yani 7 gün arayla, yani aralar da çok kısa. Yani killing spree'de şu an. Anladın mı? Yani bir spree deniyor da Türkçesini unuttum. Beni o kadar yerindeydi ki cinayetleri sıklaştırmıştı. Ayrıca daha... Hadi yananlarda bir şey demiyorum. Yananlarda hani inceleme yapamıyorsun da. Bir tane herifte uyuyakalmış gibi gaz tüpüyle ölen herifte de aynı şey oldu. Bileklerinde bakmamışlar bileklerine. Normalde büyük bir şey yani, o bir gösterge. Dikkatsiz davranmaya başlamıştı. Çamalan köyünde Cemal isimli bir adamın evine gidecekti. Ama hedefini şaşırmış, Mehmet isimli birisinin evine gitmişti. Yine asker taktiğiyle içeriye girmeyi başarmıştı. O sıra içeride iki kişi vardı. İkisinin de ellerini bağladıktan sonra adamların eşyalarını çalmaya başladı. Yerde yatan adamlardan bir tanesi onun asker olmadığını anlamıştı. Ayrıca katil de yanlış eve geldiğini fark etmişti. Şimdi ne yapacaktı? Bu adamları da mı öldürecekti? Normalde hedefi bu adamlar değildi. Biraz kendi kendine düşündükten sonra aklına her ne geldiyse bu adamları öldürmeden evden çıkıp gitti. Allah Allah. Yerde yatan adamlar da korkudan hareket bile edemiyordu. Katilin kesin gittiğine emin olduktan sonra birisi bileğindekini çıkarmayı başardı. Hemen asıl hedef olan Cemal'in evine giderek gaspa uğradıklarını söylediler. Şimdilik bildikleri sadece bir gasptı. Evlerine gelen adamın bir seri katil olduğunu, ölümden kıl payı kurtulduklarını nereden bilsinler? Gaspa uğrayan iki kişi Cemal'in evinde polisi aradıktan sonra önemli detaylar anlattılar. Davetsiz misafir kapıyı çaldığında Cemal diye seslenmişti. Polisler de Cemal'e yakınlarda tanıştığı birisi var mı diye sorular sordu. Cemal birkaç gün önce köye hayvan satın almak için gelen bir adamdan bahsetti. Adam ilçede kasaptı. Cep telefonu da Cemal'de vardı. Polisler telefon numarası üzerinden hayvan satın almak için köye gelen adamın kimliğine ulaştılar. Bu adam hapisten yakın zamanda çıkmış, hayvan hırsızlığı, gasp ve yaralama suçlarından sabıkalı birisiydi. Polisler şüpheli isim olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun fotoğrafını o gece evdeki Mehmet'e gösterdi. Mehmet görür görmez kendilerini bağlayan adamın bu fotoğraftaki şüpheli şahıs olduğunu teşhis etti. Yanlış bir eve gitmesiyle kimliği ortaya çıkmıştı. Şimdi başlayacak soruşturmanın devamı tüm Türkiye'yi şaşkınlığa çevirecekti. Jandarma Mehmet'in şikayeti üzerine Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evine gitti. Eve giderlerken garip bir detay da gördüler. Çayıroğlu'nun evinin kapısını çeken bir kamera vardı. Bu kamerayı da şahsın kendisi taktırmıştı. Anlaşılan o da hırsızlıktan korkuyordu. Ekipler gelip kapıyı çaldıklarında kapıyı Çayıroğlu açtı. Gasp suçundan gözaltına alınırken ekiplere tek bir kelime bile etmedi. Adamla ilgili araştırmalar derinleşince sadece 8... Hani bak bu buralarda, bu taraflarda böyle şeyler yaşanıyor. Ben de korkuyorum memur bey. Ben de önlemimi aldım kendimce. Ay önce hapisten çıktı anlaşıldı. Jandarmalar arabada araştırma yaparlarken Mehmet ve arkadaşının cep telefonlarını buldu. Tabii Çayıroğlu bu suçlamaları kabul etmedi. Telefonları ilçeden satın aldığını söyledi. Ancak satın aldığını söylediği yerde böyle bir telefon satmadığını söyledi. Çünkü Çayıroğlu bir ara hapishaneden Nurcum, arkadaşı ve iş ortağı olan adamı suçlamaya başlamıştı. HTS kayıtlarına göre Mustafa Akkuş ilçesine hiç gelmemişti. Evde askeri kamuflaj, 230 plastik kelepçe, askeri palaska gibi şeyler bulunuyordu. Ayrıca 3 tüfek, 2 de kuru sıkı tabanca vardı. Yani bağırıyor işte, bağırıyor benim diye. Çok daha önemlisi, evde de birkaç telefon bulundu.
Bunlardan en önemlisi Senayi ve Ümit Türedi çiftine ait olanıydı. Ekipler bu aileden birisinin telefonunu bulunca aslında karşılarında bulunan adamın tehlikeli bir katil olduğunu da anlamaya başladılar. Sorgulamalar sırasında kendisine yeni bulgularla ilgili sorular soruluyordu. Mehmet Ali Çayıroğlu bunların hiçbirisini kabul etmiyordu. Türedi çiftiyle ilgili çıkan bulgular bölgede yaşanmış diğer ölümlerin de incelenmesine sebep oldu. HTS kayıtları beklenirken ekipler kamerayla çekilen görüntüleri izliyordu. Evde bulunan tüfeklerden birisi Şeker Köse oğluna ait olduğu anlaşıldı. İkinci tüfek Sabri Güneş'in tüfeğiydi. Son tüfek ise Hasan Bayram'a aitti. Bu insanlar kazayla ölmemiş miydi? Tüfekleri bu adamın evinde ne arıyordu? Hal böyle olunca ilk kazada hayatını kaybeden Dursun Kurt'un da arkadaşları ve ailesi polise başvuruda bulundular. Olaydan birkaç ay önce Dursun'un bir hayvanı çalınmış ve Mehmet Ali'den şüphelenmişti. Mehmet Ali aslında Dursun'la akrabaydı. Sorguda Dursun Kurt vakası sorulduğunda ona asla öyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ekipler kamera kayıtlarını izlediklerinde kazaların olduğu zamanlarda Mehmet Ali arabayla evden uzaklaşıyordu. Sabaha karşı saatlerde de tekrardan geri geliyordu. Kamera sistemini 21 Temmuz'da taktığı için Şeker Köseoğlu ile ilgili kayıtlar yoktu. Ancak ondan sonraki kayıtlar her şeyi birleştirmek adına son derece değerliydi. Görüntülerde evden bir tüfekle çıkıp iki tüfekle döndüğü de ortadaydı. Mehmet Ali bu görüntülerde sadece ot veya fındık almak için evden çıktığını söylüyordu. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyordu. Kabul etse de etmese de tüm deliller katilin o olduğunu gösteriyordu. Mahkemeye çıktığında 8 ayrı cinayetten yargılanıyordu. Televizyondaysa 14 cinayetten bahsediliyordu. Şimdilik ekiplerin tespit edebildikleri cinayet sayısı 8'di. Yakın bölgelerde benzer ölümlere de Mehmet Ali'nin sebep olduğu düşünülüyordu. Üstelik bu ölümlerden bazılarının cenazelerine seri katil kendisi bile katılmıştı. Titizlikle süren incelemelerin ardından mahkeme kararını verdi. Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tüm suçlamaları reddederek mahkeme boyunca ağlamıştı. Ayrıca Terle'de ölen bir aileyle ilgili mahkemesi de devam etmektedir. Mahkeme bittiğinde Mehmet Ali'nin hanesine bir cinayet daha eklenebilir. Mehmet Ali Çayıroğlu yaşlı ve tek yaşayan insanlara hedef alıyordu. Onlara... Derdi hayvanlar mıydı yoksa derdi yaşlı insanlar mıydı? Ben o motivi çözemedim. Hayvan ticareti üzerinden yaklaşıyor ve bir süre takip ediyordu. Uygun zamanı geldiğini düşün. Hayvandan konuyu açıyor. Ben zannettim bu maddi bir çıkarı var. Hani öldürüyor. Hani hayvanları almak için öldürüyor. Yani öldürmek zorunda kalmasa öldürmez gibi. Yani yakalanmasa falan. Demek ki derdi bu hayvanlardan konu açılıyor. Yaklaşıyor adamlara, insanlara. Öğreniyor. Durumu tahlil ediyor. En doğru zamanda girip öldürüyor. Amacı öldürmek yani. Cinayet işlemek. Şey değil. Hayvanlar ya da şey değil. Hayvanlar ekstra para o zaman. Ben öyle anladım. Bilmiyorum. Gündüğünde ise saldırısını gördü. Bir dönem ordunun başına bel almış Mehmet Ali Çayıroğlu sonunda yakalanmıştı. 2021'de de cezasını çekti. Bu olayı siz de yakından takip etmiştiniz. Olayla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi... Vallahi güzel video yine. Vallahi güzel video olmuş. Big Bicim'e hoş geldin.